Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam etmek için geri geldik. Evet. Şimdi en son dükkanımızın alt katında Tamam. Kentar, Melia ve Altın'la beraber konuşuyorduk. Hatırlarsanız. Ne diyorsunuz şu ana kadar söylenenlere? Yani bize birinin rehberlik etmesi evet işimize yarar. Çünkü biraz başıboş kaldık ve ne yapmamız gerektiğini bilmiyormuşuz gibi bir hal içerisindeyiz. Şu an teknik olarak bir question'a ihtiyacımız var ki onun peşinden gidelim. Ben o yüzden mantıklı buluyorum. Altın diyor ki yapmamız gereken diyor temelde 3 iş var. Bir tanesi bu Azize'nin mezarını bulmak. Diğeri buradaki geçide sahip olup geçidi kullanmak. Bir diğeri burada yöneteceğimiz bir toprak parçasına sahip olmak. Yönetmek istediğimiz toprak parçası nasıl olacak? Bir Andet şehri mi yoksa normal böyle gayet canlı diri insanların olduğu yani bu şehri gizliden gizliye mi yönetelim yoksa direkt yukarıdaki nekropolis gibi mi yapalım? Ya da eski azam gibi mi? Siz nasıl yapmak isterseniz dedim. Yani şöyle. Dragon vampirlerin efendisidir dedim. Daira intelligent undeadlerin kendi iradesine sahip undeadlerin efendisidir. Yaptığınız şehirlerin sadece andetlerden, yöneteceğimiz şehirlerin sadece andetlerden oluşmasına gerek yok. Zira bir vampirin yönettiği bir şehirde canlıların olması lazım ki vampir beslenebilsin. Esenebilsin. Peki şimdi bu şehri ele geçirdik. Tamam, bir gece katliam yaptık, hepsini aldık, bir kısmını kaldırdık, bir şeyler yaptık. Yaşayanlar oldu, etti. Bu şehri savunabileceğiz mi? Zaten bu şehri ele geçirdik. Bir şehri ele geçirmek demek orayı yönetiyor ve savunabiliyor olmak demek. O yüzden belki de büyük çapta bir şeylerin yapılması lazım. Yani eğer buraya bu kadar şövalyeler geliyorsa, Knights Excelsior falan geliyorsa dedi. Şayet. Bizim de elimizde bir ordunun olması lazım. Şimdi ordu kısa zaman içerisinde ordu nasıl Beni de toplanır? sanmadım. Yanındaydım. Paramız olsa mercenary tutarız. Paralı asker tutarız. Eminim buranın çevresindeki korsanlar para karşılığında savaşmak isteyeceklerdir ya da bize birilerini sağlayabilirler. Ya da bu geçidi ele geçireceğiz. Ve buraya ordu getireceğiz. Buranın etrafında altın madenleri var. Bu madenlere yer altından gidebilecek bir dostumuz da var. Şimdi o kaynaklardaki altınlarla şeyler yapılabilir. Bu birincisi. İkincisi ne kadar bir paradan bahsediyoruz? Söyleyeyim. Ne kadar büyük bir ordudan bahsediyoruz? Bakıyorum yani ben anlamadığım konular. Böyle
Benden 3 tane daha. O bir orada olmuyor. Benden 3 tane daha olsa fikrin değişirdi. Şöyle abi. Yetenekli asker istediğinizi varsayıyorum. Evet. Bir kişinin günlüğü 2 gold. Böyle bir şey yapılabilir mi? Mesela biz askerleri tuttuk ilk başta parayla. Sonra bunları etkisiz hale getirdik ve undead'e çevirdik. Sonrasında para vermeye zaten ihtiyacımız biz kalmaz. Nasıl bir undead'e çevirdik dedi. İradeleri olmayan undead'leri. Çünkü iradeleri olursa bizi hizmet etmek için sebepleri olmaz. O zaman kaliteleri düşmez mi? Düşecektir. Ama yapabiliriz. Ya bu bir seçenek diyor. Bu bir seçenek. Ne? Elması çıkartıyorum. Ya böyle şu kafan kadar bir elmas çıkardın. Yani bu... Yani çalışıyor. Şöyle durdum. 5000 askeri bir günlük tutmamıza yeter. 5000 askeri bir günde öldürebilir miyiz? Ama bir günde buraya saldırabiliriz. Ya da büyük bir toprak parçası alabiliriz. Ondan sonra ölenleri kaldırırız. Bir kısmı intelligent olur, bir kısmı zekasız olur. Kaldırmak için gerekli olan malzeme fiyatı nedir? O, bu konuda çok bilgili değilim, özür dilerim. Şöyle. Intelligent ve non-intelligent olmak üzere ikisi farklı değerdedir diye düşünüyorum. Şöyle, şimdi. Create Undead dediğimiz büyü 6 level bir büyü. Casting time'ı 1 dakika. Tamam. Cleric Warlock Wizard büyüsü. Tek seferde 3 kesede atılabiliyor. Tamam. Ve casting, ya material component'u 150 gold. Her bir ceset için 3 cesedi atıyorsan 450. Ghoul olarak kalkıyor cesetler. Tamam mı? Şimdi ghoul dediğimizde challenge rating 1. Fena değil. İyi de değil ama. Ya süper değil. Ghoul'un faydası ne? Olayı ne? Ghoul'un klovları hastalık taşıyor. Nice. Tamam mı? Ondan sonra eğer target elf veya undead değilse con save atıyor. Tutturamazsa paralyzed oluyor. Bir dakika boyunca. Her tur save'ini tekrar atabiliyor da. DC'si de düşük aslında. 10. Ama paralyzed ederse şey, hani ghoul'un kullanım şeyi bu. Target'ı paralyze etsin, o sırada başkası öldürsün. Şeklinde bir kullanımı var. De, bilmiyorum planlarınız nedir, neye öngörüyorsunuz ama bence bir süre daha burada gizli saklı kalmak mantıklı olur. En azından şu gelen şövalye grubunun ne için, kim için geldiğini öğreniriz. Ya bu arada bizim eski üyemiz, grubumuzun eski parçası, büyücüsü, annesi babası tarafından alındı. Bize bir tehdit oluşturacaktır mutlaka. Planlarımızın bir kısmını biliyordu. Kentar, kaşlarını çatıyorsan
Duviral'den bahsettiğinde. Zaten o Uterse diyor. Burası da gider. Her yer gider. Ne yapacağız yani? Bekleyecek miyiz? Altın şey diyor, söze giriyor. Yani ben sadece dedi size ihtimalleri sunuyorum. Ben sizin adınıza karar almak için burada değilim. Ama bir noktada eğer ki bir taht tutacaksak, tutulacaksa dedi burada, askere ihtiyacınız olacaktır. Zira buradaki herkes asker yığıyor. Yani şövalyelerin gelmesi, undead yaratılması. Şimdi bir grup bir krallıkla nasıl savaşabilir? Sizin işiniz de kolay değil tabii. Peki o zaman şimdi dedin ki biz soru soracağız tanrılarımıza. Ne soracağız? Bilmem ne sormak istersin. Bilmem. Hiç merak ettiğin bir şey yok mu? Başım vardı. Ya bana buna vuracağız deyin, biz öyle çözelim. Kime vurayım diye sorayım tanıma. Evet. İşte bu. Tamam. Evet, şimdi neye karar veriyoruz? Ne yapacağız? Hani Lord'a da bakıyorum bu arada. Lord'umuz ya. Kentar düşünüyor. Kentar düşüncelere dalmış durumda şu anda. Aradan bir iki sessiz dakika geçiyor. Herkes birbirine bakıyor. Ne yapacağız falan diye. Kentar söze giriyor. Diyor ki, eğer diyor undead biriktireceksek, bunu biriktirebileceğimiz bir yerde olması lazım. Doğru. Bunun için en iyi yer maden gibi. Ben madendekilerin kanlarını emeyim. Harika. Sonra onları kendi spawnlarıma çevireyim. Vampire spawn yapayım diyor. Ama bu sırada madenden haber alınmadığı için madene birilerinin gelememesi lazım. Yani bir yerde karışıklık çıkması lazım. Ki dikkatler dağılsın. Birileri gelirse de ben spawnlarla karşı koyabileyim. Sonra diyor, elimizde bir miktar asker olduğunda bir yere saldıralım. Herhangi bir yer mi? Yoksa güçsüz bir yer mi? Savunabileceğimiz bir yer olması lazım. Savunabileceğimiz bir yer. Belki de geçide gideceğiz, bilmiyorum dedim. Şimdi bulmak kolay olacak bir şey gelmiyor bana. Çünkü unicornlar tarih öncesinde biz buradayken de buradaysa ve hiç hareket etmediyse bir sebebi vardır. Yanlış bir şey söylemiyorsun diyor. Ama şunu da düşünmemiz lazım. Biz bu Azize'nin cesedini bulduk. Sonra. Zizi'nin cesedini bulmamız burayı ele geçirmemiz konusunda bize fayda sağlar gibi geliyor.
Senin cesedini bulduk ve bir şekilde intelligent olarak geri getirdik. Intelligent olur. Intelligent olarak buraya getirmemiz bize hizmet edeceği anlamına gelir mi? Onda da çok şüphem var. Nasıl geri getireceğiz dedi. Biz bu yeteneğe sahip değiliz. Düşünüyor. Onu kim geri getirecek? Neyi? Bizden biri ölse onu kim geri getirecek? Kim ayaklandıracak? Hiçbiriniz gibi duruyor şu anda. Morkemen yok mu? Şu an burada değil en azından. Siz yapabiliyor musunuz? Kime soruyorsun? Altına. Yani denerim diyor. Deneyebileceğim yeteneklerin arasında. Şöyle yapsak dedi. Undead yaratmak, undead olarak yaratmaya çalışmak. Meşakkatli olacaksa. Ben geri getirsem ya da size nasıl geri getireceğinizi söylesem ya da size geri getirmeniz için gerekli şeyleri versem canlı olarak. Sonra öldürseniz. Sonra ölüm döşeğindeyken vampir yapsanız. Şimdi çok iyi plan. Kesinlikle hayır da demiyorum. Ama diyorsunuz ki Hufford'u tek başına savunmuş, ordulara karşı savunmuş bir ablayı kaldıralım. Siz dördünüz onu kesin. Korkuyor musun? Kesinlikle bak hayır demiyorum dedim. Ama bunu konuştuğumuzdan emin olalım istiyorum. Evet evet öyle diyorum. Abi şu an şeyi fark ediyorsun. Böyle o tatlı yüzü, tamam mı? O böyle güler suratı, üstündeki böyle güzel kıyafetiyle, tamam mı? Ondan sonra böyle gözündeki o hafif o minnak, o hafif delilikle, tamam mı? Evet bunu yapalım diyor. Hani o, hani bu görünüşün altında ne yatıyor hakkında ufak bir fikir veriyor yani. Olur. Ben de böyle düşündüm. Biz yok zaten. Aklıma bir şey daha geldi benim. Şimdi bunlar böyle her taraftan işte yardım çağırıyor. Yepyeni bir Night Order'ı falan geliyor ya. Bizim yok mu ya çağıracak kimsemiz? Var. Ama geçit lazım. Tabii ki var dedi bizim. Nasıl dedi? Bu krallıkların kendi şövalye cemiyetleri var, kendi askerleri var. Tabii ki bizim de var. Kan tepelerinin dedi, krallıklarında kontrol ettiği yerlerde tabii ki böyle şeylerimiz var, askerlerimiz var. Ve bunları çağırmayı talep de edebilirsiniz. Sadece onları buraya nasıl getireceğinize dair bir çözümünüzün olması lazım. Çok doğru. Büyücüler getiremiyor mu? İlla Unicorn toprağındaki portal mı lazım? Burayı görmemiş bir büyücü buraya teleport atamaz ki. Yani dünyanın öbür ucundan birisi gelecek. Tamam mı? Şimdi abi geçit var ayrı. Tamam mı? Abi işte şurada bir tane ada var. Hadi. Peki
Bizim şimdi buraya gönderilişimiz gibi bir kan havuzu olsa bu fayda sağlamaz mı? Ha, kendiniz böyle bir geçit inşa etmeyi düşünebilirsiniz. Mesela burayı komple alsak, burayı komple aldıktan sonra böyle bir şey yapsak. Burayı dedi, komple alırsanız olur. Yani şey diyor, büyülü yollarla bura hakkında bilgi öğrenir. Bu teleportu atacak kişiler. Bu da onlara yeterli yakınlığı sağlamaları için gerekli olan şeyi ne denir? Bilgi sahibi olmalarını sağlar. O familiarity tablosu var ya teleportta. Hani hiç bilmediğin bir yere gitmeye çalışıyorsun ve bambaşka bir yerde çıkıyorsun oluyor. Ondan sonra orası hakkında en azından bir şeyler biliyor olmak, bir şeyler görmüş olmak vesaire gerekiyor ya. Şimdi burası onlar için hiçbir yer şu anda. Tamam. Ama siz öyle bir olay yaparsanız o zaman önem sahibi bir yer olur. O zaman bunu yapabilirler. Çok güzel. Teknik olarak yapabileceğimiz çok şey var ama ne yapmamız gerektiğini hala bilmiyoruz. Yapılacak çok fazla şey yapılabilecek. Hadi soralım o zaman. Hadi. Emin misiniz ya? Ben daha buradayım. İstiyorsanız sonra soralım. Ya ben 2 gündür buradayım. O kadar sıkıldım ki yani o kadar. Bana dediler Yapın. ki önemli ulvi bir görev için buraya gideceksin. Tamam mı? Böyle davulumu, baltamı topladım geldim buraya. Hiçbir şey yapmıyoruz. Niye bir sürü şey yapmışsınız dedi. Neden öyle diyorsun ya? Ve bazen beklemenin önemli bir şey olduğunu da anlatmak istedik. Lakin işte Ama şimdi biz beklerken onlar böyle böyle oynuyor ya orada. biz de bir cihat gerçekleştirelim istiyoruz değil mi? Hadi. Ya bundan önce görev veriyordum. Tamam mı? Diyordunuz ki abi başımızda biri var bize görev veriyor oraya gidiyoruz. Şimdi ne yapalım diye sorma fırsatı veriyorum. Tamam bu sefer de diyorsunuz ki başımızdaki ne diyor. Ya karar verin ya. Allah Allah. Evet gençler ne yapıyoruz hadi. Hadi Kararınızı soralım. verin. Bana bir 2 dakika verin diyorum. Herkes önünde bana 2 dakika verin diyorum. Böyle duruyorum. Düşüneceğim abi. Tamam. Ben böyle çok tedirginim. Hatta böyle soğuk soğuk terler falan akmaya başladı. Şey diyorum, böyle bir şans bir daha elimize geçmeyebilir. Bence bunu hemen kullanıp şey yapmayalım, harcamayalım. Bence çok düşünelim. Lordumuzun karşısına bir daha çıkıp bir şey soramayabiliriz falan yapıyorum böyle. O deliliği görüyorsunuz. Soramayabilirsiniz gerçekten. Çok da Abi. haksız değilsin yani. Doğru. Ben aramızdan biri delirdiği için çok mutluyum şu an. Çok Ben mutluyum. böyle beklerken ben Kentaro kenara çekiyorum. Baya bir bakar mısın diyorsun şöyle gelip. Kalkıp geliyor. Lordum bir bakar mısın? Lordum bir bakar mısın ya? Şimdi ben Çok diyorum özür ki dilerim. Şöyle 5 metrekare bir odada şöyle kenaraya geçti 2 tane kaslı tam hayvan gibi tip şöyle kesinlikle sizden uzaklaşmadılar. Tamam şöyle arkalarını döndüler şöyle ikisi de bir köşeye bakıyorlar şöyle. Buyur abi lütfen. şimdi biz daha burada bekleyeceksek ben diyorum ki gidip şu haini kesivereyim. Şu gideni mi diyorsun? İyi. Ve Evet gidip şu başkentteymiş haini ama. yapayım. Nasıl gideceksin kaleye gireceksin?
Yürüyerek. Gülüyorum şey diyorum. Davul çalar. Hmm. Onlar yani, da alırlar. Yapabileceğine inanıyorsan diyor. Buyur. Ve Şanlı görevde şarkılarımı senin için söylerim. Kesinlikle. Ama arkandan. Olduğum yerden. Tam bir bakalım duruma. Bekleyeceksek direkt gideyim ben. istiyorsanız dedi. Hep beraber başkente gidip bir görün orayı. Yok, benim öyle bir niyetim yok daha. Onun için hazır değiliz. Birkaç level lazım diyorsun. Birkaç, tam fazlası lazım. Başkent hakkında bir bilginiz var mı gerçekten? Orada bir korsan durumu olduğu falan söyleniyor. Sonra bir bastırılmış sanki o olay. Ha, ben bayağı gittim gezdim diyor Melih'e. Nedir o oradaki durum? Orada ekstra bir inanış var mıdır? Başka neye inanırlar falan mesela? Orası dedi çok karışık bir yer aslında diyor Melih'e. Dışarıdan bakıldığı zaman çok güzel yapılmış, çok zengin bir şehir. Ama yeraltı dünyası üst tarafından daha zengin. Ve çok fazla yükselmek isteyen kriminal suçlu organizasyonu var. Hiçbiri bir diğerinin üstünlüğünü kabul etmiyor. O yüzden birleşemedikleri için büyük bir tehdit oluşturamıyorlar. Üst taraftakiler de yer altına girip şey yapamıyor. Buradaki suçluların yerlerini, mekanlarını basıp bu olaylara bir son getiremiyorlar. Çünkü yer altında çok fazla vörret var. Bir kanalizasyon sistemi düşünün, katlı. Ve nereden girip nereden çıktığın belli değil. Ve vörretler var. İşte hastalık taşıyan şeyler var. Fare swarmları var. Böyle olunca girip temizlemesi de zor oluyor. İşte diyor oraya bir grup lazım. Oraya gidip yeraltı dünyasının başına geçecek. Eğer başta büyük şehre gidelim deseydiniz böyle bir evet. Hikaye oynayacaktık. Orada çok daha işe yararmışım. Şu an onu fark ettim. Burada öyle bir organizasyon yok. Ben çok araştırdım. Yok. Ben bulamadıysam yoktur. Ben dedim size oraya gidelim diye. Dinlemediniz zamanında. Neyse arkadaşlar. Hayat. Şimdi burada... Niye dükkan sahibi oldun fena mı ya? Ne zaman dedin ya? Hadi kalk gidelim. Sen yoktun o zaman. Sen yoktun. İşte. Evet. Şimdi. Yolunu kaybetmişsiniz arkadaşlar. Benim düşüncem şudur. İstediğiniz karışıklığı o yaptığım şeyle birlikte yaparsak burası çok güzel karışır. Saldırıyı da o gün ayarlarsak biz burayı alırız. Çok güzel diyorsun. Lakin 11 gün diyorsun. Bizim hızlı mı hareket etmemiz lazım? Bekleyip mi hareket etmemiz lazım? Bunu sizin söylemeniz lazım. Güzel soru bu. Bu dediğin. Sorun. Tanrılarınıza sorun dedim. Lordumuza i̇şte, beyleydimize. Sor. Birimiz bunu sordun mesela. Sorabiliyor muyuz? Ney sorabiliyor muyuz? Ayrı ayrı günlerde sorumuzu sorabiliyor muyuz? Ben hakkımı sonra kullanabilir miyim? Maalesef. Böyle hançerime bir elim gidiyor. Böyle barda bakıyorum, tamam mı? Hani bıçaklıyı versem mi diye düşünüyorum. Sonra böyle elimi çekiyorum yavaş yavaş falan, böyle düşünmeye devam ediyorum. Bir de şey soracağım. Bu çıkarttığımız diğer bir plan, bu 11 günlük süreç içinde doğurduğumuz madenlere gitsin. Şeyle birlikte, Meri'yle birlikte. Madenlerdeki madenleri biz alalım. Çıkarttığı altınlarla işleyip ordu satın alalım. Ama bunları nasıl taşıyacağız tabii?
Bunların hepsi soru. Madenleri nasıl taşıdık? Bunları kime işlettik? Çeşitli lojistik problemleri. Bunların hepsi sorular. Ama Kentar şey diyor sen bunun için. Ben oraya giderim. Zaten baştan beri yaptığımız plan da bu şekildeydi. Benim oraya gitmem ve oradaki madenleri yıkmam, kapatmam, dışarıdan birilerinin gelmesini engellemem üzerineydi. Bunu yapalım dedim. Ben 11 gün sonra oradan bir orduyla çıkayım. Madem öyle. Patlayıç tarifimiz de var bu arada. Şimdi bu elması da bozdurursak paralı asker satın alırız. Tamam 5000 tane almayız bir günlük ama atıyorum 10 günlük ya da 1 aylık. Bir dakika ben bir hesap yapayım. Bu arada Romozotru 6 aylık kademe bir abone olmuş. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler desteğin için. Şimdi bir askerin 2 gold dedi. Çarpı 30. 60. Bir ayla. Ay 28 gün. Bir ay 28 gün. Ay 28 gün mü? İyi tamam 28 günden hesaplayalım. Abi 150 askere yakın asker alabiliriz. Ya 178 asker yapıyor. Bir aylık 178 asker alabiliriz. Şimdi... Çok güzel alalım. Lakin şöyle de bir durum var asker aldığımız zaman. Bu askeri aldığımız an buraya sokarsak siz hayırdır deme ihtimalleri çok yüksek. Zaten nereden alacaksınız? Kaç günde buraya gelecekler? Bunların hepsi o askerlerin şeyine, ücretine yansıyacak yani. Öyle yani bir biz 100 var. Asker falan alabiliriz en fazla. Şimdi şöyle de bir şey yapabiliriz. Bunlar orta seviye askerler. Şimdi burada kaç asker vardır? Ben uzun zamandan beri böyle geziyorum, görüyorum, sayıyorum. Bir dakika bekleteceğim. Bu son olaylar olmadan önce 160 asker falan vardı burada. Tamam mı? Son olaylardan sonra iki katına çıkmadı ama arttı. Muhtemelen 250 kişi falan vardı. Ama azalma da olmuştu. Bayağı bir öldü ya burada. Hı hı. Ondan sonra onu 160 iki katına mı çıkarttılar? Ölenleri de işte, telafi ettiler. Aha 250 falan. Son hali. Lordum. Bir şey sorabilir miyim? Bir vampir dönüşür dönüşmez vampire dönüştürebilir mi? Bu dedi biraz uzun bir süreç oluyor. Hemen şöyle anlatayım. Bir dakika bekleteceğim. Şimdi vampir birinin kanını içiyor. Tamam mı? Ondan sonra kanını içerken hit point maksimumunu düşürüyor. Tamam mı? Teknik olarak yaptığı şey bu. Kanını içiyor, içiyor, içiyor. Hit point maksimumu sıfıra düştüğü zaman bu kişi yani vücudundaki bütün kan emildiği zaman içildiği zaman gibi düşün. Tamam mı? Bu arkadaş o ölü bedeniyle tamam mı? Yerin altına gömülüyor. Tamam. Sonraki gece Vampire Spawn olarak kalkıyor. Tamam. Yani bir vampirin kendi altında yarattığı bir spawn oluyor bu. Peki. Diyelim ki yine şarapları içeriye soksak.
Tamam. Yine insanları şarapla zehirlesek ama öldürmesek, uyutsak, uzun süreli uyutacak bir şey versek, sonra da bunları vampirlere dönüştürsek, sonra da o vampirlerle o gece, yani uyandıkları gece bir şehre saldırsak nasıl olur? Tekrar anlatır mısın planını? Şimdi bir arbede çıktı diyelim. Tamam mı? Mesela benim bir şeyim çalındı ve güçlü birisi deyip böyle kana doğru yürüyorum ve işte koluna dokunuyorum. Güçlü birisi bana çalınan çantamı geri getirdi. Ben de çok mutlu oldum ve herkese şarap ısmarladım. Fakat ısmarladığım şarabın içerisinde herkese uyutacak bir şey vardı. Tabii burada zehrin çeşidi de önemli. Orada pat diye bayılmamaları lazım. Birkaç saat sonra etki edecek bir şey bulabilirsek mesela. Evlerine gidip bayıldıktan sonra biz de bu insanları tek tek ziyaret edip vampirlere dönüştürelim. Ertesi gece uyandıklarında da uyanan kişilerle şehre tekrar saldıralım. Tekrar vampire dönüştürelim. Tekrar saldıralım. Tekrar vampire dönüştürelim. Vampire, eğer dedi vampire dönüştürürsek benim kontrolüm altında olmaktan çıkar. Spawn olarak kalkarsa benim kontrolüm altında olur. Tamam, vampire yani dönüştüreceğiniz kişi ben olayım mesela. Ya da birimiz olalım, birkaçımız olalım. Birlikte onları dönüştürelim. Hani şehirde gizli gizli vampir spamlar oluşturalım. Bunun için toprağa gömmek lazım dediği gibi. Tamam, olur, yapabiliriz. Yani süreç şöyle işliyor. Ben tamamen anlatayım bunu. Birinin kanını emiyor vampir. Öldürdüğü zaman toprağa gömüyor. Gömdüğü kişi sonraki gece vampire spawn olarak kalkıyor. Eğer o spawn'ı kendi kanından içirirse vampir tekrar. Tamam mı? O spawn vampir oluyor. Tam vampir oluyor. Sonra ertesi gece o da, yani o da dönüştürebiliyor mu, vampir olur olmaz? Tabii. Yine tamam. Spawn yapacak. Sonra vampir yapacak. Şeklinde oluyor. Zor bir plan ama deneyebiliriz sanki. Yapılabilir dedi. Şimdi bu kadar insanı öldürüp, yani belli insanları öldürüp bunları, tamam, öldürmek sıkıntı değil, onu yaparız. Tamam mı? Halktan bir sürü insan var, yani gece uyuyorlar. İt boğazını kes, kimse umursamıyor. Ama bunları gömmek sıkıntı. Nereye gömeceğiz bu kadar insanı? Morkemen nerede ya? Bir yerlerde mezar kazıyor dedi Kentar. Tamam, tam lazım olan şey işte, o mezarları kullanalım. Beşer beşer gömelim. Morkemen'in başında bir tane biri vardı. O hayatta mı? Biliyor muyuz? Şeyi mi diyorsun? Burada mezar, yanında çalıştığı kişi. Aynen. Evet. Hemen adını hatırlayalım. Şimdi şöyle de bir sıkıntı var. Bir insanı, bir vampirin öldürdüğü bakılınca anlaşılabiliyor mu? Yani diş izidir falan. Diş izi görünür diyor. Bir de kanı içilmiş oluyor yani. Hivel'miş adı. Egzer Aybes'in. Hivel. Hivel, aynen. Hivel yaşıyor. Çok fazla sayıda insan dönüştürmemiz gerek ilk gece. Çok zor. O insanları nereye gömeceğimiz sıkıntı işte ya. Anlatabildim mi? Kentara dönüyorum. Doğru mu? Yani kan içmenizin bir limiti var mı? Yok. Peki bu insanların ayrı ayrı gömülmesi gerekiyor mu, yoksa bir
Yo, toplu mezar olur diyor. Peki biz... Ormanda hallederiz gibi de nasıl çıkaracağız bu insanları buradan? Çok sayıda çaresiz insanı nereden bulacağız? Çaresiz olmalarına gerek yok. Bak, sadece inanmaları yeter. Mesela ben o kadar çaresiz olacağım ki o durumum çözüldüğü için onlara şarap ısmarlayacağım. Sen sanıyor musun ki bu sokaktaki insanların bedava şaraba hayır diyeceğini? Ha, yok, çaresiz dediğim işte şeydi. Karşı koymayacak. İşte böyle... şarapla bayılacağız ya. Ha, o zaman olur. Böyle yetimhane falan düşünüyordum yani. Şarapla bayılacağız. Herkes bayılmayabilir yani. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Handa bile yapabiliriz bunu. Yani Handa masada kendi aramızda konuşurken çok mutlu olmuşum gibi kalkıp herkese benden şarap diyebilirim gecenin sonunda. Sen şarkılarınla insanları çok etkilesen yeter. Han biraz sakat. Siz böyle konuşurken, tamam mı? Melia buldum diyor. Tamam mı? Kendi aranızda böyle konuşmalara daldınız, planlar yapıyorsunuz falan, hani bayağı vakit geçti aslında. Tamam mı? Melia düşünüyordu. Sonunda buldum dedi. Ya madem burada zamanında bize karşı bir savaş olmuş. Madem burada bir tane işte Azize varmış falan. Peki dedi, bizim buradaki savaş kahramanlarımız yok mu? İllaki vardır. Biz onları bulalım. Biz onlardan yardım isteyelim. İlla dedi, bizden birileri gömülmüştür. Ya da illa birilerinin kalıntıları vardır. Haksız mıyım? Çok doğru. Olabilir. Altına dönüyor. Bununla alakalı bir şeyler yapabilir misiniz? Bir şeyler öğrenebilir miyiz diyor. Ondan sonra altın tekrar gülümseyerek sorarız dedi. İlla kullanacak hakkımızı. Tabii ki. Bir şey de diyemiyorum. Altını seviyorum ya böyle. Ben sorarım. Derken sevgili arkadaşlar, kafamızda planlar, aklımızda düşünceler. Bugünü burada bitiriyoruz. Evet, haftaya... Siz bir düşünün. Düşünüp gelelim. WhatsApp'ta konuşun. Aynen. Tamam, bir düşünün. Bir şöyle bu akşam bunu düşünerek yatın. Tamam, nereye gidelim, ne yapalım, ne iş yapalım onu da düşünün arkadaşlar. O da önemli. Peki. Evet, o zaman haftaya görüşmek üzere diyoruz ve ayrılıyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.